Ben şu karşıki yoldan geldim. Çok bilinçli gelmedim. İşte internetim yok. Haritaya öyle kaba şekilde bakarak şehrin içinden ara sokaklardan, böyle ara sokaklardan biraz tahmini, birazcık haritaya bakarak işte şöyle böyle bir yere geldim. Tabii şu tam yukarıda görüyorsunuz Notre Dame Kilisesi midir nedir, bak kilisenin tepesi saat tam 12 yönünde gözüküyordur cam ağacın üstünde. Orası zaten bütün Marsilya'yı gören bir yer. Ben ama şu sokaktan böyle mahalle aralarından eski evlerin içinden geldim. Bazı sokaklar o kadar dar ki yani tek araba anca geçebiliyor ve farkında olduğum şey siz değilsinizdir ama ben hep küçük arabalar. Bana bak, otoparktaki arabalar işte Citroen C1, arkada Renault'un o küçük modeli. Çoğu araba çıkıyor böyle nadiren böyle büyük. O bile Q3, çok büyük değil yani. 15 dakikadır burada oturuyorum. Motosikletler de çok ki ben de burada yaşasam ben de motosiklet alırım zaten. Hava müthiş güzel. Ortam da güzel. Bunu da yeni gördüm daha. Kadın üzerini değiştiriyordu. Enteresan. Burası ne olduğunu bile bilmiyorum ama aşağı deniz. Sadece buranın yani neresi olduğunu bilmeden şu tabelalara bakarak konuşuyorum zaten. Perrier, Les Roches Blanches aşağısı, Bois de Paste yine aşağısı, Perimont aşağı taraf. Ama şu ev çok hoşuma gitti yani. Şu merdivenlerden bakıyorum da merdivenlerden çıkıyorsun. Adam buraya bir tane balkon yapmış, yerleşik. Bak motorun biri geliyor, biri gidiyor. Tam motosiklet memleketi. Ya yollar daracık, rampa ama çok keyifli. Cam ağaçları. Yani güzel bir hatıra olsun diye çektim. Benim hoşuma gitti şu yolun devamı. Sanırım güzel manzaralar var ama çok uzaklaşacağım merkezden. O da işime gelmiyor. Bu tarafı tercih edeceğim. Oradan plaja ve hostele doğru giderim. Akşam da zaten Barcelona yolcusuyuz. Bu da bize böyle bir küçük bir anı olarak kalsın. Bir daha hayat boyu hiçbir şekilde göremeyeceğimiz yerler olabilir. Gerçi hayat boyu belki evimizi de göremeyiz ayrı mesele ama yani buralarda bir daha gelip de buraya tekrar çıkabilir miyim bilmiyorum. Zor.